bildiri için Abdurrahman Güner hocamızı davet ediyorum. Buyurun hocam. İlk önce merhaba diyelim. Ne anlatayım dedim. Mehmet Ali Hoca ile aynı laboratuvarda yıllarca birlikte çalıştık. Mehmet Ali Hoca ile ilk böyle ciddi tanışmamız o doktora çalışması sırasında hafif agregalı hafif beton yapmaya uğraşıyordu. Kolay bir şey değil. Yani hafif agrega harçtan ayrılmamalı ki hafif beton diyebilirsiniz. Ayrışırsa olmaz. Çeşitlerini arttırmak için de hatırlıyorum. Stiropor tanelerini elinde falçatayla yuvarlatıp hafif agrega tanesi yapıyordu. Nakış işler gibi teker teker hafif agrega yapıyordu. Yani şuraya gelmiş olması öyle tesadüfen kolay bir şekilde olmuş değil. Nakış işler gibi teker teker agrega tanesi yaptığını hatırlıyorum. 78 veya 79 olabilir. Ne anlatayım diye düşündüm. Bu kadar yılın içerisinde bize çeşitli sorular geldi. Soruların arkasında da uygulama sorunları var. Arkasında değil aslında doğrudan doğruya uygulama sorunları. Üniversiteye sorunca da sihirli bir cevap alıp sorunun hızlıca çözüleceği zannediliyor. Öyle sihirli bir dokunuşumuz, bir sihirli sopamız yok. Aslında kusurlu iş olmadan önce tasarlarken göz önüne alınması gereken hususlardı bunlar. Örnekler çok ama ben burada sadece bir iki tanesinden söz edeceğim. Slide sayım çok hızlı geçeceğim. Sebep de şu, bazılarında bir cümle var. Bir, ikincisi İngilizceleri de yanına yazdım. Sanıyorum onlar da yer kapladı. Sayı o sebeple çok. Sunumu Türkçe yapacağım ama izleyiciler arasında, katılımcılar arasında herhalde Türkçe dışında yahut İngilizce ihtiyacı olanlar da olabilir diye. Yapı tasarımında günümüzde sınır durumlara göre tasarım esas alınıyor. Performansa göre tasarım esas alınıyor. Performansa göre tasarım deyince şekil değiştirme esas alınmış oluyor. Aslında bir tür enerji göz önüne alınmış gibi oluyor ama tam da değil. Daha önceki oturumda konuyla ilgili söz edildi. Onun üzerinde fazlaca durmayacağım. Aranan iki önemli grup var. Dayanım ve kullanabilirlik sınır durumları, kararlılık veya genel anlamıyla denge veya dayanıklılık sınır durumları var. Nihai sınır durumu dediğimizde de bir veya ikiden birisi veya ikisi birlikte söz konusu oluyor. Kararlılık ve dayanıklılık tasarım faydalı ömrü boyunca dayanım ve kullanabilirlik özelliklerinin korunması. Tabii asıl benim üzerinde yoğunlaşacağım tarafı da bu. Aşırı yükler ve çevresel etkilere yeterince dirençli, yeterli dayanım ve süreklilik ve şekil değiştirmelerin sınırlandırılması esasına dayalı dinamik ve zamana bağlı şekil değiştirmeler olabiliyor. Bunlar tabii bilindiği gibi ayrıntılı açıklamaya girmeye gerek yok. Yine yapısal güvenle ilgili olarak çatlak genişliklerinin sınırlandırılması ki bu yapısal ve işlevsel bakımlardan önemli oluyor. Bir tanesini söyleyeyim yapısal bakımdan önemli olanın rigid diyafram
kabulüyle biz tasarım yapıyoruz binalarda. Çatlaklar geniş olursa rigid diyafram diye bir varsayım bütünüyle geçersiz. Titreşim genliklerinin sınırlandırılması söz konusu. Tabii depremde veya kullanım sırasında titreşim genliklerinin sınırlandırılması. Bunun için ne gerekli diye soracak olursak, arada başka aşamalar var ama hemen sözünü etmek istediğim husus, bütünsel nitelik yönetimi. Burada şu maddelerin üzerinden teker teker gitmeyeceğim. Gözünüzün önünde duruyor zaten. Türkçe'de toplam nitelik yönetimi diye söz ediliyor. Nitelik toplanabilen, toplam tanımlı bir cümle değil. Toplayamıyorsunuz. 20 veya diyelim ki 3 halkalı bir zinciriniz varsa, bunun taşıyabileceği yük en zayıf halkanın taşıyabileceği kadar bir yük oluyor. Dolayısıyla toplam demek doğru değil. Belki İngilizceden tercümede bir yanlışlık var. Total ile sum birbirinin aynı değil. Total başka bir şey. Total bütünlüğü, tamlığı tanımlıyor. Dolayısıyla bütünsel nitelik yönetimi veya tam nitelik yönetimi demek gerekiyor. Burada o zincirin halkalarını görüyoruz. Biraz böyle şekillendirmeye çalıştım. Şekil okunabiliyor mu? Ne kadar okunabiliyor? Ben yandan baktığım için çok iyi göremiyorum ama biraz önce söylediğim sözün burada canlı resmi, hangisi zayıfsa o kırılacaktır ve taşıyabileceği yük o kadardır. Tabii şöyle düşünmek gerekli. Uygulamada bir örgü var. Belki N boyutlu bir hiper uzay. Yani 3 boyutlu da değil. Çok boyutlu bir hiper uzayda çalışıyoruz. Çok çeşitli yönleri var. Dolayısıyla böyle tek boyutlu bir zincirle temsil etmek aslında çok da gerçekçi değil. Fakat şunu hemen söyleyebiliriz. Bir katta kritik yerdeki bir kolon göçtüğü takdirde katın tamamı göçebilir. Çünkü hiçbir zaman bu göçtükten sonra diğerleri kalan yükün tamamını taşısın diye bir boyutlandırma yapmayız. Kaldı ki yapının, özellikle betonarme yapının mekanik davranışı bütünüyle değişir. Dolayısıyla seri ve paralel bağlamada çok da büyük ayrımlar yapmak doğru değil. Bütünsel nitelik yönetiminin ögeleri sanıyorum katılımcıların büyük bölümünce biliniyor. Müşteri kullanıcı odaklılık diyoruz. Burada tabii akla hemen müşteri deyince para geliyor. Ama müşterinin canı burada kastediliyor aslında. Ayrıntıya girmeme gerek yok. Bundan önceki, dünkü ve bugünkü konuşmalarda söz konusu edildi. Deprem gerçeğimiz var. Dolayısıyla müşteri deyince aklımıza ilk gelecek kişi, kullanıcı ve maruz kaldığı etki deprem, bedeli, canı. Bir önemli husus burada, sanıyorum bundan önceki Hazır Beton Birliği yine beton kongresinde de söz etmiştim. Los Angeles Tall Building Structural Design Council diye bir kuruluşun yaptığı bir öneri var. Ne için yapıyor bunu?
hızlı sertleşen, hızlı dayanım kazanan betona aslında özellikle çok katlı binalarda ilk katı yaptığınızda ihtiyacınız yok. Hızlı dayanım kazanması ama şartnamelerde var. Şartnamelerdeki bu kuralı bir yerde yetkin mühendisin takdirine bırakan bir öneri bu. Yenisine ben ulaşabildim bu öneri diyelim yahut genel anlaşma. Los Angeles bölgesi biliyorsunuz bizim Kuzey Anadolu fay hattı gibi, hatta İstanbul bölgesine çok benzer olduğu söyleniyor. Burada hocalarım onun hakkında daha iyi bilgi sahibidir. Dolayısıyla hızlı sertleşmenin sebep olduğu bağlayıcı etkinliğinin azalması çatlakların oluşmasından kurtulmak için bir çare aslında. Evet. Burada önemli bir husus, bu önerinin içerisinde ilk ele alınan bölümlerden birisi, girişten sonra hemen geliyor, tasarım ekibinin gerekli yetkinlikleri sayılıyor. Deprem tehlike risk çözümlemesi ve yer hareketlerinin seçilmesi ve ölçeklenmesi, değerlendirilmesi. Öbür tarafta İngilizcesi var. Aktarımda eğer bir anlaşılmazlık varsa orada hemen görünüyor. Yapı ve temel dizgelerinin doğrusal olmayan dinamik davranışı, ilgili yazım araçlarını kullanarak bu davranışı güvenilir biçimde tahmin edebilen matematiksel modellerin kurulmasını gerçekleştirebilecek bir tasarım ekibi isteniyor. Bizde tasarımları kimler yapıyor? Soruyu cevapsız bırakacağım. Cevabı çoğumuzca biliniyor. Bir inşaat mühendisi meslektaşımızdan ben şunu duydum: tasarım ayrı şey, uygulama ayrı şey diyor. Ben tasarımda uzmanlaşıyorum. Ben de cevap olarak yazdım: saha deneyimi olmayan kişinin yaptığı tasarım uygulanamaz. Epey bir cevap geldi, karşı cevap. Ama ötekilerin, yani söylediğimi kabul edenlerin sayısı daha fazlaydı. Saha veya kapasite tasarım ilkeleri hakkında bilgi sahibi olacak. Yapısal ögelerin çevrimsel inelastik talebe, dirençli düzenlemelerinin ayrıntılması, çevrimsel inelastik yükleme altında öge dayanım ve şekil değiştirme, hasar görebilirlik özelliklerinin belirlenmesiyle ilgili yazılım araçlarını kullanabilecek, model oluşturabilecek düzeyde bir bilgi ve deneyim sahibi olması, bir yetkinlik sahibi olması gerekir diyor. Bir diğer önemli bir husus, bizim Türkiye'de çok gözden kaçırdığımız bir husus. Bir binaya gidiyorsunuz, değerlendirme yapacaksınız. Çoğu zaman projesine erişemiyorsunuz. Proje yok. Çoğu zaman yerinde röleve çıkarılması gerekiyor. Onda da neler olduğu bilinmiyor. Halbuki yapıldığı şekliyle projesine de ihtiyaç var. Peki yetkinlik nasıl geliştirilecek? Bu da ISO 9000'in öngördüğü yetkinlik geliştirme çevremi. Planla, yap, yani yetkinlik geliştirme çalışması yap,
bunu denetle, yetkinlik gelişmiş mi? Denetle, uygula. Tabii biliyorsunuz bütünsel nitelik yönetiminde sürekli eğitim esaslı bir yaklaşım var. Bir, ikincisi hiçbir zaman bir sabit finish çizgisi, bir bitirme çizgisi yok. O sürekli gelişiyor, sürekli ileriye gidiyor. Dolayısıyla onu izlemek durumunda mühendis. Uygulamada gördüğüm birçok meslektaşımız maalesef 20 yıl önce aldığı diplomasını duvara çerçeveletip asıyor, camlı inşaat yüksek mühendisi bilmem kim. Öğrendiklerini de unutmuş oluyor çoğu zaman. 10 yıl içerisinde atalet momenti, dikdörtgen kesidin atalet momenti nasıl hesaplanır unutmuş olanı gördüm. Yani rigidlik kavramı kaybolmuş. Halbuki statiker diye geçiyor ekip içerisinde. Betonarmeci statiker diye geçiyor. Bunun olmaması gerekiyor. Peki bu nasıl önlenir? Bunun örnekleri belki 100 yıldır mı? Onlarca yıldır. Benim bildiğim mesela İngiltere'de var. Amerika'da da var. Diğer ülkeleri pek de bilmiyorum. Chartered Civil Engineer var. Yetkin mi diyeceğiz artık, yeminli mi diyeceğiz, ne diyeceksek inşaat mühendisi. Amerika'da da bildiğim kadarıyla Professional Engineer var. Koşullar bayağı ağır. Yani diplomayı aldıktan sonra tezgahtarlık, satıcılık yaptı ise o yetkinliğe sahip sayılmıyor. 2 yılda bir sanıyorum veya 3 yılda bir yenilemesi gerekiyor. Eğitim öğretimde bu iş nasıl gerçekleştirilmeli diye bakınca şunu gördüm ben. Biz eğitimde neyin yapılması gerektiğini anlatıyoruz. Belki biraz da nasıl yapılması gerektiğini anlatıyoruz. Niçin yapılması gerektiğini pek de anlatmaya vakit olmuyor. Öğrenci soru sorarsa soran öğrenciye bir cevap veriyoruz. O da aslında tam hedefe ulaşmıyor. Standart üstü veya standart olanı yap. Nasıl yapacağını biraz anlatıyoruz. Ama neden öyle yapması gerektiğini pek de söylemiyoruz. Halbuki o önemli. Bununla birlikte diğer önemli bir husus, neyi yapmaması gerektiğini de söylememiz lazım. İşin asıl zor tarafı o. Neyi yapmaması gerektiğini söyleyebilmek için öğretici kişinin, öğretmenin deneyim sahibi olması gerekiyor. Deneyim bunu getiriyor işte. Yapılan yanlışların neler olduğunu bilecek ki neyi yapmaması gerektiğini anlatabilsin. Bu yanlışlar kitaplarda doğrudan doğruya yazılmadığı için görmek mümkün değil, anlamak da mümkün değil. Ancak uygulamada görüyoruz. Fakat işin, eğitimin en önemli tarafı bu. Belki bu kısmında iş üstünde yapılması gerekiyor. Yani meslek içi eğitim sırasında. Benim bu bildiride sunumum asıl biraz çatlaklar üzerine, yani çatlaklı yapılarla ilgili. Hocam biraz hızlanmanızı rica edebilir miyim? Süreyi çok aşmadım. Kediyi tokluğunu söylemek istedim. Burada süneklikler görüyoruz, kopma uzaması. Burada donatı çeliklerinin mekanik özellikleri yeni
standartta TSEN 1992'ye 1.1'de dikkat edilirse süneklikler azaltılmış vaziyette sarı ve kırmızı çizgili olarak yazdım. İşlemede sorun var uygulamada. İşleme sırasında cihazlar kullanılmadığı için büyük plastik şekil değiştirmeler söz konusu oluyor. Plastik şekil değiştirmeler meydana gelen bölge anodik davranıyor. Öbür taraf katodik davrandığı için korozyona açık oluyor. Özellikle de beton boşluklu veya çatlaklı ise korozyon kaçınılmaz. Anodik bölge paslanıyor. Bunun sebebi de standartta öngörülen bükme çaplarına uyulmaması. Özellikle uygulamada basit anahtarlar kullanılıyor. Basit bükme anahtarları kullanıldığında ortaya aşırı şekilde işlemiş, hatta cihazlar kullanıldığında da böyle. Sebep de şu, cihazı kullanan kişi, makineyi kullanan kişi makineyle birlikte gelen mandrelleri değiştirmiyor. Değişik çaptaki donat çubuklarını bükerken. Nerede diye sorduğumda bir arkadaş davet etti, şantiyeye davet etti, gittim. Bize neyi hatalı yapıyoruz, bir gösterir misiniz dedi de ilk önce baktığım tabii demirci ustası idi. 26'lık donatıyı büküyor. Sadece bir istavrozun içerisine koyuyor ve büküyor. Çap çok küçük. Büyük bir ihtimalle kesitte çatlak meydana geliyor. Genç birisi, usta dedim. Aslında usta da değil, usta ustanın yanında yetişir. Bunlar nasıl yetişmişse. Abi dedi, daha dar çevirirsem kırılır. Dedim, şimdi de çatlak meydana geliyor içinde. Fakat şantiye şefi de bunun bilincinde değil. Bütün sorun orada. 20 katlı bina yapılıyor. Temelde Fi-26 donatı bu şekilde çatlaklı yerine yerleştiriliyor. Evet. Kullanılan anahtarlara örnek. Bu da özel bir şantiyede el ile yapılmış bir bükme aparatı, bükme aleti. Çeşitleri var şu şekilde. Bükme anahtarlarının sakıncalarını burada sıraladım ama biraz önce söylediğim bu aşırı şekil değiştirme ve zaman alıcı olması, istenen çapta yapılmasının zaman alıcı olması en önemli hususlar. O sebeple de el ile yapan ekiplerde Fi-16'dan daha büyük çaplı donatıyı şantiyeye sokmayız biz diyor. Gittim de Fi-16'dan daha büyük. Ne olacak o zaman? Kirişlerin çekme bölgesinde donatılar parmaklarım gibi sık olacak. Altına donatı, altına beton geçmeyecek kesinlikle. Dolayısıyla projenin ve uygulamanın bir bütün olarak ele alınması gerekiyor. Burada başka bir bükme aparatı görünüyor. Şu çok basit bir tezgaha bağlanabilen aparat. Bu mandrelleri bulunan bir makine, donatı bükme makinesi. Kendi inşaatımızı yaparken Gaziantep'te şahit olduğum bir durum. Sözünü ettiğim aletlerle bükmeye çalışıyorlar. Başka bir ustaya gittik. Onun tezgahı var, böyle bir makinesi var ama mandreller yok ortada. Mandreller nerede dedim. Yok ki dedi, dedim. Olmazsa olmaz, ben çünkü mandrelli gördüm.
demircilere sattık dedi. Hurda demir olarak götürmüş, demircilere satmış. Ortada sadece tek bir küçük çaplı pin, bir de onu bükmek için dış yere yerleştirdiği bir pin kalmış. O kadar. Dedim bu şekilde olmaz. Nerede bu? Sanayide falanca demircide. Gittik oraya, adam çıkarttı ustaların götürüp kendisine sattığı hurdaları. Sementasyon işlemi yaptırdık. Adam yumuşatmış da ayrıca, yumuşatma tavlaması yapmış. Çünkü o hurda demiri tornada işlenmek üzere satacak. Hasılı 2 saat bekledik. Mandrelleri yüzey sertleştirme yaptırdık. Aldık, şantiyeye getirdik. Tepesine dikildim, kullandırdım. Hocam süremizi epey aştık. Biraz daha hızlanmanızı, toparlamanızı rica ederim. Buralarda durmayacağım. Donatı aralıkları görünüyor. Şu benim rastladığım yanlış uygulamalardan birisi. Kırmızıyla gösterilen yanlış, doğrusu siyahla altta görünüyor. Şu uygulamaya çok rastladım. Yani o Z düzelmeden o uç eğme momenti alamaz ki. Evet, burada çatlakla ilgili olarak da donatı uçları aynı hizada bitirilmemesi gerekiyor eklerde. Aynı hizada bitirildiğinde sanki bir derz kesmişsiniz gibi orada bir çatlak oluşuyor. O örneğe geleyim. Bu kesiti sağ tarafta görüyorsunuz. Böyle bir havuz. Kolonlar üzerine oturuyor. Kolonlar 0.6'ya 0.6 metre boyutunda kareler şeklinde. Bunlara oturan kirişler var ama dikkat ederseniz havuz döşemesi, o da 0.4 metre veya 400 milimetre kalınlıkta, altında 1, 2, 3 tane orta yerde kirişsiz döşeme var. Bana gelen soru şuydu, hocam işte böyle böyle yaptık, C40 kullanılan beton. Orada donatılar da görünüyor. İçine yalıtımı yapmışlar. Yazın dökülmüş bu beton. Kullanılan bağlayıcı SEM1. Beton C40. Fakat şu çizgiler boyunca ve bütün şu ortadaki ve köşedeki özellikle kolonların çevresinde çatlaklar var. Yapılan yalıtım, yani o koyulan membranı ısırmış, kesmiş. Nasıl olmuş bu? Yazın dökülmüş bu beton. Yapmışlar, Eylül ayı içerisinde membran döşenmiş. Ben Kasım ayı ortalarında gittim. Hava soğuk. Ve kesilmiş. İki doğrultuda bu şekilde donatı çubuklarının ek uçları şaşırtılmamış. Tabii asıl büyük hata da SEM1 ile yazın o sıcağında sıcaklık kontrolsüz beton dökülmesi. Kesme donatıları koyulmuş projesine göre. Ama bunların hiç faydası olmamış. Şunu yap, kırmızıyla gösterdiğimi yapma diye burada bir uyarı yazdım. Bir diğer hususta donatı, sargı donatısı boyutları büyük yapıldığı için kalıba dayanıyor.
kalıbın içerisine sığmıyor, sargı donatısı eğik olarak yerleştiriliyor veya bir ucu eğiliyor. Şahit olduğum, fotoğrafını çekemediğim bir olayı anlatayım. Yarım metreye, 3,5 metre boyutunda bir perde, 30 katlı bir bina, perdelerin içindeki bütün sargı donatıları biraz önce söylediğim şekilde eğik. Yani sargılama etkisi söz konusu değil. Bu da başka örnekler. Sonuçlar, burada söylenmesi gereken yetkin ve deneyimli mühendislik tasarımda ve yapımda. Dinlediğiniz için çok teşekkürler.